Türkiye güneye inmeye mecbur kalacaktır. Çünkü bir kez Türkiye bu Fırat Kalkanı operasyonunu başlatmıştır. Nasıl başlatmış olursa olsun, kullandığı güç, ÖSO adı altında bir yere getirdiği, silahlandırdığı, emri altına aldığı, beslediği, Katar ve Suudi desteğiyle tabii ki tek başına değil, bir yere getirdiği bu güç, bugüne kadar sahada IŞİD'e karşı herhangi bir ciddi askeri varlık gösterebilmiş bir güç değil. Bu Azez, işte Mare hattında, o Azez güneyde oluyor işte, şeyde Mare, Hercele, o hatta, o kuşakta da Türkiye sınırına çok yakın olması sayesinde ve de çok yakın bir destek ve uzun süren bir çatışma sürecinin neticesinde ancak tutunabildi o güçler. Ben buradaki zaafın Türkiye'nin Suriye'de batağa gömülme mekaniğini, mimarisini belki de demek lazım, yapısını oluşturduğunu düşünüyorum. Nitekim de sahada olanlar da bu görüşümü doğruluyor. Bakınız, pek fazla söz edilmiyor aslında ama biz işte bu Dabık'a inmeyi, Dabık'a gitmeyi düşünüyoruz ki çok yakın Dabık aslında. Elray Çoban Bey ile şey arasında, Azez arasında kalan bir kasaba. Oradan da Baba, El Baba ineceğiz. Orası da 30 kilometre ama daha önceki gün, dün önceki gün, ondan önce IŞİD bu Elray Çoban Bey'in güneydoğusundaki bazı köyleri geri aldı ÖSO'dan. ÖSO daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle, hava, karadan ve havadan desteğiyle bu köylerden bazılarını, yani bunlar 7-8 köy, üçünü falan geri aldı ama hala daha geri alamadığı köyler var. Ki bu sınırımızın dibinde oluyor. Diğer taraftan bombalı intihar, yani bombalı araçlarla intihar saldırıları düzenleyebiliyorlar. Evet. Noktalarda, özellikle şeyde, batıda, Azez'de düzenlediler. Geçen dün bildiğim kadarıyla. Şöyle olacaktır. Türkiye'ye, yani IŞİD'in saldırıları, bu tehdidin bertaraf edilmesi için Türkiye'yi daha fazla güçle güneye inmeye zorlayacaktır. Boşuna bu piyade gidiyor diye başlık atılan haberler yayımlanmıyor. Buna mecbur kalacaktır. Bu mümkün mü? Bu kendi askerimizle girer miyiz Suriye'ye? Gireriz, girmek zorunda kalır Türkiye ya da bu hattı tutar, sınırı tutar. Dabık'ı alır da işte El Baba inmez veya Dabık'ı da almaz. Ve bu sürekli Türkiye'nin hırpalandığı, IŞİD tarafından saldırılara, yıpratma savaşına maruz tutulduğu, son derece sancılı bir hal alır.